Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu açıklaması topluma bir daha gösterdi ki Diyanet İşleri Başkanlığı iddia ettiği, yani savunucusu olduğu iddia ettiği din Allah'ın ya da toplumcu bir değil, iktidarın sopa aracı olarak kullandığı bir dindir. Çünkü İslam dininin öğretisi ve ahlakı toplumsal dezavantajların temel hak ve öğretilerin teminatı olmaktır. Sapkın dediği şey aslında İslam öğretisine göre zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır kavramına dediğim şey, aslında bu zulmün karşısında susanların herkesin başta İslam adına ya da diğer dinler adına otorite olduğunu iddia eden kurumlar dini öğrettiği göre dilsiz şeytandır. Sapkınlık iddia ettik insanlar ise dünyanın başına bela olmuş ve İslam'ın da başına bela olmuş. İslam'ı da uluslararası alanda barışçıl bir din olmaktan daha ziyade kafa gelen, kesen bir din imajını veren, sapkın ideolojiyi IŞİD'e karşı direnen, Kobani halkına dayanışma gösteren, yani şeytan olmayı reddeden bir kesime söylüyor bunu. Bunu bir partiye söylemiyor, bizzat halkın kendisinden söylüyor aslında. Sadece bu HDP'ye söylemiyor. Çünkü Kobani'de yarın 3 Ağustos Şengal katliamının yıl dönümü. Yani bir İslam dini düşünün, İslam dininin temsilcileri düşünün ki pazarda kadınlar satılıyor, çocuklar katlediliyor, yaşlılar öldürülüyor ve buna hiçbir itirazda bulunmuyor. Bu İslam öğretisine göre şeytanlıktır. Bunun başka bir açıklaması yok. Dilsiz şeytandır bu. Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Ve Kürtler, Kürtlerin dostları, Türkiye'de vicdanlı olan herkes, samimi inananlar da bunların içerisinde. Çünkü orada sadece Kürtler itiraz etmediler, Türkler itiraz etmediler, sosyalistler itiraz etmediler. Kadınlar da itiraz etti, samimi inananlar da itiraz etti. Şeytan olmaya reddedenler itiraz etti işin içerisinde. Diyanetin şu anda iktidarın yanında gözüküyor olması ve taraf olmasının motivasyonu Allah'ın dinini terk etmiş, İktidarın dini, Muaviye'nin dinini benimsemiş. Bu Muaviye dininin pratiğidir. Çünkü Muaviye dini toplumu terbiye etme aracı olarak kullanılan bir şeydir. Yoksa İslam topluma pasifize olmayı emretmiyor, aktif olmayı emrediyor. Ve dolayısıyla Diyanet'in bu tutumu aslında bulunduğu yeri gösteriyor. Türkiye toplumu, bütün Müslümanlar iktidar körde saldırırken elindeki bütün argümanları kullanmaktan çekinmedi, kullanmasına rağmen toplumu ikna etmiyor. Şu anda iktidar dininin savunucusu olan, Muaviye dininin savunucusu olan Diyanet Kurumu'nu araç olarak kullanıyor. Şimdi din kurumu soyut bir kurumdur esasen. Din pratikleriyle somutlaşır. Biraz önce söylediğim şey, bu davanın konusu yani silahsız Kürt halkını, Kobani halkına ya da işte dedim ki Rojava'daki diğer halklara saldıran eli kanlı bir IŞİD terörü vardı. Dolayısıyla dinin adil olup olmaması buradaki alacağı tutum ve tarafa bağlı olmaktadır. Şimdi İslam dininin üzerine mağduriyet yaratması aslında İslam'la çelişki olduğunu gösterir. Çünkü bir örnek vermek gerekirse Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ederken Medineliler diyor ki senin dinin, dilin, ırzın, namusun bize emanettir. Bizim korumamızdadır. Ama Peygamber Medine'de devlet başkanı olduğu zamansa şunu söyledi. Yahudinin, Hristiyanın, Müşrikin ve Müslümanın dininin, dilinin ve ırzının korunması devlet olarak yani İslam otoritesi olarak bize emanettir, bizi koruyacağız. Dolayısıyla burada Diyanet'in kendi ideolojik olarak kendisine bağlı olan ya da etnik olarak kendisine bağlı olan insanların hakkını savunmaktan öteye geçmeyin. Çünkü aslında İslam dediği şey sadece Türk-İslam sentezine vurgulu yapıyor. Yoksa Kobaniler Müslüman değil miydi? Bunun Müslüman olmadığını söylenebilir mi? Yani bu örnek vermek gerekirse. Dolayısıyla burada Diyanet'in şu anki pratiği Peygamber'in pratiğinden ayrılıyor. Peygamber'in temsil ettiği toplumcu din, toplumdaki bütün dezavantajların, dini, dili, inancı ve etnik kimliğe bakılmaksızın, temel hak ve öğretilerinin, ırzlarının, onurlarının teminat altına, vakitini koruması altına söylüyor. Burada Diyanet'in vurguladığı şey ise, yani Müslümanların diyor, İslam'ın diyor, oradaki kastettiği şey de Türk Hanefi mezhebinden bahsediyor. Yine bir önceki bahsettiğim şey burada Peygamber'in pratiğinden ayrılıyor, İslam'ın pratiğinden ayrılıyor. Türk-İslam senteziyle Muaviye ve iktidar dinin pratiğini gerçekleştiriyor burada. Yani 22 Arca Mahkemesi'nde bunu vurgulamasının sebebi yine belirttiğimiz gibi yani
kamuoyunu bütün argümanlarla ikna edemeyen iktidar, yani Kürt halkına yönelik bu saldırıyı, bu tasfiyeyi ya da Kobani halkına yönelik dayanışmayı cezalandırma açısından yapmış olduğu bu saldırıyı ikna edemeyen iktidar şu anda toplumun manevi duygularını, din duygularını istismar ederek, yozlaştırarak, içini çürüterek ikna etmeye çalışıyor. Ama samimi Müslümanlar bu pratiğin Allah'ın dinini ya da toplumcu din pratiği olmadığını çok açık bir şekilde biliyorlardır. Yani din hukuku açısından dediğim gibi İslam dine verilen en büyük zararlardan bir tanesidir bu pratik. Çünkü yani din, İslam dini tekrar olacak belki ama peygamberin pratiğiyle beraber bütün dezavantajların temel hak ve hürriyetlerini teminat altına alınan bir dindir. Ayrım yapamaz yani ve burada durması gereken yer otoritenin yanı değil. Dezavantajın yanındır. Çünkü İslam öğretisini yaparken ve dediğimiz gibi zulmün karşısında susan dizi şeytandır diyor. Bizza haksızlık varsa o da tarafsız kalamazsın. Dezavantajına da taraf olman gerekebiliyor. Şimdi Kobani'ye saldırı döneminde dünyanın her yerinde insanlar sokaklara dökerken inananlar, farklı dine mensuplar, işte sosyalistler, Kürtler sokağa dökerken o dönemde Türkiye'deki Diyanet tek bir açıklama daha yapılmamıştır ve oradaki kadınların, çocukların ırzlarını, onurlarını, mallarını koruması adına bir çağrı da bulunamamıştır. Burası da burada İslam öğretisine göre dilsiz şeytan pozisyonu değerlendirilebilir. Pozitif hukuk açısından söylerken de yargılamalar maddi unsurlar üzerinde yapılır. İşte manevi, ahlaki, yasal gibi kavramlar burada soyut kavramlardır. Burada Diyanet'in kendisinin maruz kalmış olduğu hiçbir haksızlığı söylemiyor. Sapkın akım, sapkın bir tutumdan bahsediyor. Yine bir kaba bir milliyetçilik olan dış güçler kavramından bahsediliyor. Kaba bir milliyetçilik olan işte ülkenin birliği, işte vatanın bölünmezliği gibi kavramlara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla burada da önemli olan, çünkü devlet zaten güçlüdür. Sen devleti değil, toplumsal dezavantajları koruyacaksın. Sen halkı koruyacaksın. Sen eğer ki burada bir rol alacaksan uzlaşmacı bir rol alıp güçlü olanı frenlemen gerekiyor. Din böyle emrediyor sana. Zaten Peygamber diyor ki bir hayatta eğer ki uzlaşmacı olacaksanız dezavantajların haklarını koruyun, çünkü güçlü zaten güçlüdür. Şimdi devletin karşısındaki şu anda insanların neyi var ki kendini savunabilsin? Bir de din üzerinden bu şiddeti ya da bu saldırıyı meşrulaştırıyorsun. Bu İslam hukuku açısından ve İslam öğretisi açısından çelişki bir durumdur. Pozitif metin açısından dediğim gibi soyut kavramlar değil, manevi, ahlaki bir kavramlar değil. Uğramış olduğun zarar neyse onu dile getirsin ve bu zararı getirirken de manipüle etmeyeceksin. Pozitif hukuk açısından mahkemenin bu değerlendirmeye bakarak yani Diyanet'in müdahillik talebini kabul etmesi kendi vicdanını tırnak içerisinde ikna etme çabası aslında gösteriyor. Yani Diyanet'in bu yaklaşımı şu gösteriyor ki benzetmek gerekirini biliyorum ama hani Haçlı savaşlarında bile ya da işte dediğim gibi Orta Çağ'da devletler ya da imparatorluklar işgale giderken dini motifler kullanılardı. Burada işte Kobani'ye dayanışma gösteren, işle karşı direnen Türkiye halklarını cezalandırırken dinin manevi, ahlaki gibi soyut kavramları kullanılıyor. Ama aslında burada yapmak istenen şey IŞİD'in aklandığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu dava bir yargılama, bir hukuki yargılama değil. Bu dava bir siyasi yargılamadır ve bu siyasetin, bu yargılamanın birkaç amacı vardır. Esasından Kürt siyasal hareketin tasfiyesi, IŞİD'in Kobani'de yenilmesinin intikamının alınması, yani bir kumpas davası çözüm sürecinde beraber sürdürürken o dönemde yapılan işlemlerin hepsinden sonra yargılama konusu yapılması ve bir bakıma Lozan'ın 100. yılında tekrar Kürtleri iradesizleştirmek, statüsüzleştirmek ve kimliksizleştirmeye yönelik aslında bir baskı davası olarak görüyor. Yani gerçekten şu demek abartılı değil, çünkü dosyanın somut şeyi nedir? Devlet bir bütün olarak bu davayla başta Kürt halkına, sonra Türkiye toplumunun toplumsal muhalefetine ve vicdanına yönelik bütünleşmiş bir halde hareket ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Emniyet Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, bunlar bağlı olan istihbarat teşkilatlar, belediyeler, bankalar ve en nihayetinde din sosu eksikliği, Diyanet'le birlikte din sosunu eklediler. Türkiye toplumu bunu bilmeli ki tarihsel deneyimlerde bu tür davalar mahkeme salonlarında
toplum lehine sonuçlanmıyor. Çünkü bunlar dosya gerçekliği yapılan yargılamalar değil, algılarla yapılan yargılamalardır. O nedenle gerçekten Türkiye toplumu bu davayı sahip çıkıp özellikle yani aydınlar, entelektüeller, yazarlar gelip orada gözlemleyip Türkiye toplumuyla bu gerçekliği paylaşmasa eğer Türkiye toplumunun önünde çok ciddi bir tehlike var ve bu tehlike de hızla gidiyor. Bu da tehlike nedir? Hukuksuzluk ve de antidemokratik uygulama tuzağıdır. Şimdi bu tuzağa kapılma riski Kürtler gibi gözükebilir ama bu tuzağa herkes kapılacak. Eğer ki bu kapan bugün ortadan kaldırılmasın.